Enflasyonu, çarşı, pazar fiyatlarını, domatesin, biberin fiyatını, kasaplardaki fiyatları konuşurken dün burada 200 liralık banknotla 1 kilo bonfile alamadığımızı konuşmuştuk. 1 kilo bonfile alamıyoruz. Bugün gördüm pantolon falan da alamıyormuşuz. Yani öyle şeyler de uçmuş şehirler gitmiş. Şehirler arası otobüs bileti de alamıyoruz. Onu da alamıyormuşuz. Ne alıyormuşuz aslında? Onu saymak daha kolay olacak sanki. Sayın Bakan enflasyonun makul bir seviyeye ineceğini söylüyor ama hani o makul seviyenin ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Makul seviye diye makul. Böyle bir muallak bir yer var. Orası neresi? Kime göre orası makul, neresi? Neye göre makul? Evet, o makul seviye neye göre değişiyor bilmiyorum ama bu arada bu enflasyon %60'a fırlayınca Merkez Bankası'nın piyasaya sürdüğü bu emisyon hacmi diyorlar, piyasada dolaşımdaki para miktarında da inanılmaz bir artış olmuş. Rekor. Yaklaşık 600 milyon adet artmış piyasadaki dolaşan para miktarı. Burada da en çok artış 100 liralıklar ve 200 liralıklarda olmuş. Habertürk.com'dan Alper Öcal hazırlamıştı. Çok bence günün en güzel haberlerinden birisi. Yani enflasyonun şeyini de çok direkt gösteren bir haber. 2009 yılında %57'ymiş 100 liralık ve 200 liralığın piyasadaki ağırlığı. Oysa bugün %90'lara dayanmış. Evet. Mart 2021'de 332 milyon adet olan tedavüldeki 200 lira sayısı Mart 2022'de 537 milyon adede çıkmış. 100 liralık banknotların sayısı da 1 milyarın üzerinde. Böyle bir para, yani 600 milyon adet daha fazla para piyasada var. Merkez Bankası para basmış diye gözüküyor ve bunlarla İşin kötüsü bu kadar çok para var ama bu paralarla bir şey alamıyoruz yani. 200 liralıkla bonfile alamıyoruz. Bu bonfile, bahsettiğimiz bonfile de bonfile, et ve süs kurumunda satılan bonfile yani. Bonfilenin dün hatırlarsan arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın kasaplardaki izlenimlerini almıştık. Orada müşterilerle ve kasaplarla konuşmuşlardı. Fiyatları göstermişlerdi. Bonfile 260 liraydı kasaplar. İşte et ve süt kurumunda da sanırım 218 lira falan gibi bir rakam. 28 lira. Miydi? Et 28. ve süt kurumunda, ama et ve süt kurumuna nasıl ulaşılacak? İstanbul'da bir tane var. Türkiye genelinde 18 tane var. Bu arkamızda gördüğünüz, seyircilerimizin gördüğü grafikteki rakamlar da rekor. Ya bunların hepsi rekor 100 seviyeler. 100 liralık ve 200 liralık banknotlar. Nisan 2022 itibariyle 100-200 liralıkların piyasadaki sayısı rekor seviyeye ulaşmış. İşte enflasyon diye bahsediyoruz ya, işte enflasyon bu. Sürekli para basıyorsunuz. Sürekli para, piyasada 600 milyon adet fazla para dolaşımda ama onunla alım gücünüz, işte 1 kilo et alamıyorsunuz. Gidip bir pantolon alamıyorsunuz. Rakamlar, böyle rakamlar şöyle diyor var. Kadir, Mart 2021'de 332.3 milyon adet olan tedavüldeki 200 TL sayısı Mart 2022 itibariyle 537 milyon adede çıktı. 100 TL'lik banknotların sayısı da 912.4 milyon adetten 1 milyar 157 milyon adede çıktı ve biz bu 200 TL'lik, yani piyasadaki 200 TL'lik banknotla, en yüksek banknotla neleri alamıyoruz mesela? TÜİK sepetine göre geçen sene 151 lira olan erkek pantolonu bu sene 225 TL'ye yükselmiş. Neymiş? Ve 200 liralık banknotla erkek pantolonu alınamıyor. Çocuk kabanı yine TÜİK sepetine göre 180 liradan 272 TL'ye yükselmiş. Ve şehirler arası otobüs ücreti de yine TÜİK sepetine göre 108 liradan 253 liraya gelmiş durumda. Ben geçen saat diliminde de bahsetmiştim. Bu şehirler arası otobüs biletlerinde de inanılmaz Edremit'e zamlar var. Edremit'e kaça gidiyorlardı? Bir Edremit'e bir rakam İstanbul söyledim. Edremit'e bir izleyicimiz yazmış biraz önce. 4 kişi 2800 liraya bilet almışlar. Otobüs alırlarmış biraz daha sıksalar. Yani ya bence bu 200 liralıkla ilgili hani bir şey alamıyoruz, cebimizde var ama bir şey alamıyoruz diyoruz ya. Oradaki en güzel veri şu: 200 lira ilk piyasaya çıktığında 2009 galiba, 2009'da 131 dolarmış. Bugün evet. 200 liranın şeyi 15 dolar. 15 doların da altında. Mesela bu 200 lira bizim en büyük paramız, banknot olarak elimizde tuttuğumuz. Bununla alamadığımız şeyleri sayıyoruz. Yani İngiltere'de falan böyle 50 sterlin oradaki en büyük banknot. 50 sterlinle bir büfeye gidip hani bir içecek alsanız, verseniz, adam bozmak için diyor ki nasıl bozayım ben 50 poundu diyor. Ya da 100 dolara bonfile alamamak diye bir şey söz konusu bile olamaz.
Artık para bozma maalesef derdimiz de yok o zaman. Alper'in haberi bugün günün en güzel haberi, hani enflasyonla ilgili, enflasyonun ne olduğuyla ilgili okumalarını tavsiye ediyorum sayın seyircilerimize. Evet.